Şu görüntüyle hele ki Adana'daki maçtaki <laughs> görüntüye baktığın zaman buradaki en son e, şunu yapabilir misin? Mustari'yi kesebilir misin ya? Bunun garantisi yok. Okan da arkada ama. Yok. Zor. Yok kesemezsin. Abi o zaman ne olacak yani? Onu yok, kesemezsin, işte bunu kesemezsin. Ben, e, tamam, şunu o söylüyorum. zaman çıkıyorsun medya ediyorsun ki 8 artı 3'ten e, biz rahatsız. Denedin bunu almadın. Denedin önce gittiler. Ben biliyorum. Halil Akpınar'a gittiler gelmedi. Şimdi istemişler Umut'u da alamadılar. Ya adam gelmedi. Umut'u. Şeye de gittiler almaya. E, Cengiz Ünder'i e de gittiler. O da kabul etmedi. Evet, Aynen kabul söylemiş. Etti. Problemler vardı. Hoca gider ben kalırım demiş. Ha şimdi herhalde uyum var. Bir sıkıntı olmuyor. Ben sana söylüyorum burada. Umut'a da gittiler. Umut Bozok. Galatasaray'dan istediği parayı Galatasaray vermedi. Trabzon verdi. Çünkü oraya gitti. Ya Umut Bozok santrfor olsaydı yani birçok şey değiş. Kanat oyuncusu değil ki. Yani bunları net. Net söyleyeyim yani bunlar da Galatasaray devre arası zaten bunun çalışmasını yapacak. Galatasaray şu anda bu oyuncular konusundaki çalışmalarını yapıyor. Abi devre arasına kadar tabi biraz önce konuştuğumuz gibi yani e, hem Galatasaray'ın ve diğerlerinin çok önemli maçları var. Yani evet. Galatasaray da bu e, kupaya kadar olan süreç içerisinde 6 tane maç oynayacak. Bir tanesi kupa Kastamonu maçı. Söyleyeyim mi sana abi ee, kimlerle oynuyor? E, Haftaya Kayseri. Deplasman. Çok zor maç. İçeride Alanya, Karagümrük deplasmanı ve sonra e, 11. ayın 5'inde Beşiktaş. Ondan sonra ondan sonra, bitiyor. 11. ayın 12'sinde Kasım'ın 12'sinde Başakşehir de Başakşehir olması lazım. Başakşehir maçı var. Deplasmanı, abi. Bitiyor, deplasmanı bitiyor. bitiyor. Abi. Tamam. Bir de arada şeyde 19 Ekim'de Kastamonu maçı var. Tabii. Kastamonu Kupa maçı. maçı. Kupa maçı var. Bir Önümde tek kaldım. avantajı olacak işte Kastamonu ile evinde oynayacak. Okan oynayacak, Raşit oynayacak, Yusuf oynayacak. Yani yani ben burada benim demek istediğim şu abi. Yani ben mantık olarak bir takım kuruldu. Transferler yapıldı. Çok önemli oyuncular, yıldızlar getirildi ama bunlar yapılırken bir şey göz ardı edilmiş. Yani ve bu, bunu sen de yazıyordun. Burada da söylüyordunuz. Belki ben de söyledim ve insanlar da söyledi. Ya siz bu transferleri yapıyorsunuz da kardeşim burada da Türkiye'de 8 artı 3 denen bir kural var. Yani siz bu transferleri neye göre yapıyorsunuz? Bu yabancıları bu kadar getiriyorsunuz bu takıma. Ya yani bunların artık bu konuda şikayet etmemesi lazım devre arasına kadar. Onu onu demek etmemesi istiyorum. Etmemesi lazım. Yani bu gereksiz bir ifade oluyor. Ya senin hoca olarak çözüm üretmek senin görevin. Evet. Bu onu onu bu. demek istiyorum. Yani, yani bu oyuncuları... B planın ne? Evet. C planın ne? D planın ne bundan evet. sonra? Gitmeyecektin. Vermeyecektin. Ve, ve bu sürece kadar Kayseri Spor deplasmanı 3 puanı alman lazım. Alanya 3 puanı alman lazım. Karagümrük 3 puanı alman lazım. Beşiktaş zor maç. Ama ben 3 puanı yazıyorum mesela. Başakşehir 3 puan. Niye? Çünkü araya kadar olan o zaman bu puanları toplayacaksınız ki bundan sonraki o dediğiniz 40 günlük süreçte ne olacağı gerçekten belirsiz. Yani bundan ya olumlu mu etkileneceksiniz? Sanırsın. Şuraya bakar mısın? Olumsuz ya? mu etkileneceksiniz? 1 2 Bak pardon 1 2 maç var içeride. 15 haftada bir takım 10 maç deplasmanda oynar mı ya? Bir bakar mısın abi? 9 maçın 6'sı deplasmanda kalan 5 haftanın ikisi içeride ya. E, i̇kinci yarı içeri geldi. 14 ya. maçta pardon 14. Tane, 14. haftada 14. haftada 5 maç içeridesin. Evet 9 maç dışarıdasın ya. Böyle fikstür var mı abi? Kim çekmiş bu fikstürü? Galatasaray 5 maç 15 puan yapsın şampiyonun en büyük adayı olur ya. Sistem çekmedi mi abi bilgisayar? ne bilgisayar ya bu bilgisayar hakemleri de atıyor yapay zeka. İyi de her takım. Abi için. şuraya baksana. İki Adana biz Yukatel, iki deve dişi gibi deplasman. Adana da galibiyeti kaçırdı Galatasaray. Trabzon galibiyeti kaçırdı. Her takım için. Golcü eksikliğinden kaçırdı. Mertens iki maçın kader adamı ya. Bundan sonraki süreci olumlu görüyor musun Galatasaray'da bu performansa? Kayseri, Görüyorum yani Alanya, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir. Yani daha aslında şunu merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'da da ben şu yapıyı görüyorum. Yani dışarıdaki e, insanlarda da bu yapıyı görüyorum. Yani hoca sanki yani böyle her an böyle bir, bir şey sallanacakmış gibi duruyor. Yani bu bu maçlarda olumsuz bir sonuç olsa bile hoca bu Dünya Kupası'na kadar olan kısmı her erkerde ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun. Yani Kayseri'ye kaybetsede, Beşiktaş'a kaybetsede, Başakşehir'e kaybetsede kalır mı tartışılır mı? Ya. Yani bana göre tartışılır. Şimdi bunlar falcılığa giriyor. Dolayısıyla. Ama bak da dedin sahip. ki abi o kayıp kaybetse de bir şey olmaz dedin. Mesela aynı koyduğu da... bir oyun felsefesinden bahsediyorum. Galatasaray'da daha Mata gibi, e, Icardi gibi oyuncular sahne almadı. Peki bu hafta Kayseri'de bu iki oyuncu muhteşem oynadı ve Galatasaray'ın kazanmasına katkı sağladı. O zaman Olivier çok şey değişir. Kendini tam... Oliveira mesela. <laughs> Oliveira'nın aklı Roma'daydı. Evet. Çünkü ona Roma seni alacağım demiş şey. Mourinho. Almayınca ki oyuna döndü. Şimdi biri kulübeye giriyorlar. Mesela Kerem yani de daha, eski Kerem değil abi. Mesela. Kerem değil. Yunus, Yunus Akfili, da Adana'daki Yunus Sözleşme gibi. krizlerinden söz ediliyor Abdülkadir Ömür gibi. Onları da hallediyorlar. Konuşuyorlar, hallediyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar yerine yerli koyacak oyuncun yok. Maalesef sen önce 11'i yaparken şunu yazıyorsun. Abdülkerim, Yunus, Kerem. Ondan sonra 8'i yazıyorsun. Oynatmasın abi üç ben de başka bir formül bulsun diyorum Sen yani. Sen bu Beşiktaş'ta bakayım o üç tane yerli kim? Ersin. Levent abi yazabilir şart. Zakattan da sahi var. Ersin, Talha üçüncü kim? Salih. Öyle mi? Oynatmasın o zaman. Hadi bakalım. Talhanın yerine şeyi kazımca öbürünü koysun alınan şeyde ya yapma Allah aşkına. Moda üç yerli yazıyor, koyuyor. Bugün için bugün bir avantajı şu, Jesus yerden yana destek çok fazla almasa bile yabancı yana çok destek alıyor. Yabancı da girenin yerine, çıkanın yerine giren oyuncu aynı kalitede. Bence Galatasaray'da da bu var. Bunu Okan Hoca'nın iyi ayarlaması lazım. Bak Oliveria, Mertens, Mato aynı yere 3 oyuncu var. Mis söyle oynattı. 4-2-3-1'e göre yaptığın takdirde 4-2-3-1'e göre yaptırdığın takdirde misö ve Lucas'tan vazgeçemezsin. <laughs> vazgeçemezsin. Sadece Lucas belki Oliveri yapabilirsin veya Mitz Oliveri yapabilirsin. Lucas'ı bırakamazsın. Önüne Mata veya Mertens birini itersin. Tamam mı? Kenarlar aynı kalır. Forvet'e de 3 santrforum var. Icardi, Seferovic, Gomis. Tamam, üçünden de bir verim alamıyorsun. Yani, Icardi oynatırsın veya Gomis'i sonra oyuna alırsın. Bas Şuay modeli gibi. Yani aynısı gibi. Çünkü o dönemlerde ne zaman sonra girse hep Gomez gol atmış, Hayır. katkı sağlamış. Abi, daha, az az, vereyim, daha az alamıyor. enerji harcamış. E, ee, şey nerede kaldı? Raşit Sayla Yusuf? Ne zaman oynayacak? Abi onu hoca düşünsün. Ben ne, ne zaman, zaman oynayacak ya. bana? Şunu soruyorum. Soruyor abi. Soruyorum ben sana. Yok, genel soruyor. Abi, sen senin avantajın şuydu. Senin avantajın şuydu. Selçuk'la Mele oynadığın takdirde biri Türk olduğu için bir yabancı önde kullanıyordu. Berkan Kutlu'yu oynatmaz herhalde dedim abi yani. abi o zaman şey, yediye Barış çeksin, Okan var abi. O, Barış abi. abi. Barış Alper var. Görürsem söylerim. Niye? Okan Hoca'ya Mustera'yı yediye çek Okan girsin diye. Görürsem söylerim. Ya e abi o zaman elini rahatlatır işte yani. Ya, istediği oyuncuyu ya, oynatabilir yani. Doğru. Bir tane bir tane yani. O riski alacak hocayı görmüyorum ben. O hiç alamaz. Mustera'yı. Adam arkada hem kaleci hem libero hem oyun kurucu. Arkadaki organizasyon. Adana Spor maçında 42 tane kurtarış yaptı yine. O zaman Kerem'le ve Yunus'la devam edecek. Ee, devam abi edecek. Bir şey yok. Kerem de Yunus'un mutsuzluklarını gidereceksin. E, ekonomik, açırası, ekonomik açıdan sen ekonomik açıdan gidereceksin. 9 hafta olmuş abi. Daha ne zaman Ama. mutsuzluklarını giderecekler yani. yani. Bilmiyorum. Şimdi Öyle ben diyorlar. de Kerem olsam. Öyle diyorlar. Yani oradaki kişiye 3 milyon euro veriyorsan. E bana da 1 milyon euro ver derim yani. E, Niye zaten verecekler, Vermeleri gerekir. Evet, yani. Mi takım oyuncusuysa ikisi de vereceksin. Mesela ne bileyim. Sen şey mesela var. zamanında Dobu Mühendisi Dubois'a ya bu yatırımı yapacağına. Açık konuşuyorum ben. O zaman Mert Müldür'e yapsaydın. Alsaydın Sabek'e. Maliyetliydi ama. Ay ne olursa olsun ya. 6.1'e Yusuf'u alacağım. Kaan Ayhan da öyle. Kiralamayı tercih ederdim. Ona vereceğim parayla Mert Müldür'e aldım. En azından Türk. Yusuf'u Türk oynatamıyorsan. Yok. Sorun var. Levent abi sen şey dedin ya. Kerem ve yazı yazdı. Kerem ve Yunus'un ekonomik açıdan mutsuzluklarını gidermek lazım. Burada bir diplomasi var ama değil mi abi? Yani var. Görüşüyor Erdem Timur. Görüşüyor. Burada bir hata yaptıklarını kabul ediyorlar. Ama Ocak ayına çok ciddi çalışma var. Bu konuda yerli oyunculara çok ciddi görüşmeler var. Yani bu süreç içerisinde. Bazı yabancı oyuncularla da, hiç ummadığın yabancı oyuncularla da yollar ayrılabilir. Teklifleri var yabancılarda Galatasaray'ın. Yani.